Beyin kanaması aslında önceden her zaman belirti vermek zorunda değil. Ama bazı durumlarda, mesela anevrizma dediğimiz beyin baloncuğu, beyin damar baloncuğu olan durumlarda bu baloncuğun çok büyük olması bazı semptomlara yol açabilir kanamadan önce. Bu semptomlar bu damar baloncuğunun beyindeki lokalizasyonuna ait semptomlar olur. Mesela eğer göz damarına, göz sinirine yakın bir yerde bir damar baloncuğu varsa, göz kapağı düşüklüğüyle ya da beyin sapına yakın bir yerdeyse mide bulantısıyla, boyutu çok büyükse baş ağrısıyla, çevresine yaptığı baskı nedeniyle, beyin etli dokusuna, parenkimine yaptığı baskı nedeniyle baş ağrısıyla semptom verebilir. Hatta ve hatta gerçekten çok büyük bir damar baloncuysa epileptik nöbetle, yani sara nöbetleriyle, hastanın bayılmasıyla, kendinden geçmesiyle semptom verebilir.